güzel bir maç oldu. Çok güzel de bir atmosfer vardı. Taraftarımız stadı doldurdular ve 90 dakika boyunca bize destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. 3-0'lıkta net bir sonuç aldık içeride. Puan farkı da 13 oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Özür dilerim. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah derbi oynayacağız. Derbiyi de kazanmak isteriz. Hani bugün 27. haftayı oynadık. İlk defa 11 başladım. Yani bugüne kadar çok çalıştım. Hocamız da sağ olsun bugün bana şans verdi ilk defa. Yani bu biraz işte geç oldu. Geç olmasının da sebepleri var. Özellikle sezon başı benim için. Hani sezon başında ligler bittiğinde takımımız tatile çıktı. Ben U19 milli takımla Avrupa Şampiyonası elemesine gitmiştim. O U19 Avrupa Şampiyonası elemesi bitti. Ben U20 milli takımının kampına başladım. Takımımız tatildeydi. Ondan sonra elendik Fransa'ya Dünya Kupası'nda. Sonra ben takıma geri döndüm. Takımımız antrenmanlara başlamıştı. Hocamla konuştum. İşte tatil yapmam gerekiyor. Hiç tatil yapmamıştım. Bir haftalık bir tatil yaptım. Sonra tekrar Düzce'ye döndüm, Topukelesi'ne. Ondan sonra takım Salzburg maçına hazırlanıyordu. Ben tekrar kamp yapmam gerekirken tekrar U19'a bu sefer Avrupa Şampiyonası'na gittim. Sezon başında asla takımla birlikte olamadım. Bu da benim yani Fenerbahçe kariyerimde ilk 11 ya da daha fazla forma şansı bulmam için tabii ki çok etkili oldu. Yani ondan sonra geldim yavaş yavaş işte bugün 27. haftayı oynuyoruz. İlk defa ilk 11 oynadım. İnşallah devam ederim. Yani şu anda 13 puanlık bir fark yakaladık. Yani bu tür sevinçler taraftarımızın da tezahürat etmeleri bence çok normal. Çünkü ligin bitimine geldik. Yani şu ana kadar asla vazgeçmedik puan kazanmaktan. Her maça da puanlar için çıktık ve kazanmak için çıktık. Bu puan farkının açılmasında da en büyük etken deplasman galibiyetlerimiz oldu. Son dakikalarda da gerçekten bizim çok puan farkını açmamızda yardımcı oldu. Taraftarımızda şampiyonluk şarkıları söylemesi normaldir.